Esselamu aleyküm aziz ve muhterem seyircilerimiz. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen, bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Hayat apartman yıkılıyor, ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını hızla çevirirken temurru merre sahab, yani adeta bulutların geçişi gibi geçiyor, bu ayeti okuyor. Onun için insan nerede çok kalacaksa elbette ki yatırımını oraya yapması lazım. Bak, biz anne karnında 9 ay 10 gün kaldık. O kısa süre kaldığımız için orada pek bir yatırım yapmadık. Hatta bırakınız yatırım yapmayı, mevcut olan sahip olduğumuz organlarımızı bile kullanamadık. Çünkü orada kalmayacağız. Çünkü orası için yaratılmadık. Aynı şekilde bu dünyaya geldik, bu dünyada da baktığımız zaman birçok organımızı tamamıyla kullanamıyoruz en basit ifadeyle. Ruhumuz cesedimizin içerisinde adeta mahkum. Çok alemleri, 18 bin alemi gezmek istiyor. Ama mahkum, bir yere gidemiyor. Yine bir tespite göre, ki bana göre o çok abartı bir tespit, insan deniliyor ki aklının %3 ile 15'ini kullanıyor. İnanın solda sıfır bile değil. Çünkü sonsuz boyutlu bir varlık olan insanın bu dünyada %3'ünü 5'ini kullanması gayet çok. Onun için nerede çok kalacaksa oraya yatırımını yapması lazım. İşte bugün ele almayı düşündüğüm konu kabirle başlayan hayat. O konuda daha önceleri de farklı şekillerde sohbetlerde bulundum veyahut da yazılarda bulundum. Tespitler.com, mehmetözçelik.com.tr. Orada bu konu var ama bugünkü bakacağım olay daha ziyade o kabir hayatında insanın o vaziyetini, ki ehli tarikat mesela hayali bir surette bunu sürekli işlerler. İşte burada bu meseleyi ele almamdaki sebep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu bir hadisi şeriftedir. O hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki mutu kable en temmutu, yani ölmeden evvel ölünüz. Şimdi bu hadis Acluni'nin Keşful Hafası'nda. Hadisin genel senedini detayına girmeyeceğim. Yani her ne kadar işte mana cihetiyle doğru olup Aliyül Kari manası doğrudur deyip de lafzı konusunda bir şey söylemese de ama Keşful Hafa'da Acluni'nin bu şekilde mevcuttur. Ölmeden evvel ölünüz. Bu konuyu ele alacağım. Yani onun için dedim ya, madem ki gideceğimiz yerde daha çok kalacağız. Hele hele düşününüz ki Hazreti Adem zamanında ölmüş olan insanlar binlerce yıldır kabirlerinde bekliyorlar. Yani onlar hem dünyada beklediğinden daha çok beklediler. Anne karnından beklediğinden daha çok beklediler. Tabii ya, Allah hepinize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürlü versin, hepimize de. Ne zaman gideceğimiz meçhul ama bir hakikat. Ehli tarikat işte gitmeden hayali surette kendisini ölmüş, kefenlenmiş, kabre koyuyor. Teşhiciler, taşıyanlar onu taşıyor. Hayali bir surette bunu tasvir eder. Ta ki işte bu hadisin gereği ölmeden evvel ölerek, böylece bir derece öldükten sonraki hayata hazırlanmak. Ama hayale gerek yok ki. Zaten her gün neredeyse 300 bin kadar insan gidiyor. Bazen bunu ifade ediyorum, internette bir site var. Dünyanın genel istatistiklerini gösteriyor, doğumdan ölüme kadar. Ölüm ve doğumları sayayım dedim, sayamadım. Öyle bir fırıldak gibi dönüyor ki, yani yetişmek mümkün değil. Onun için kaba taslak, işte genel olaraktan baktığınız zaman, yani işte 300 bin civarında insan ölüyorsa, 350 bin civarında insan da dünyaya geliyor. Onun için ölmeden evvel ölüme hazırlanınız. Gideceğiniz yere kendinizi hazırlayınız aziz seyirciler. Nitekim insan bir günlüğüne, 3-5 günlüğüne bulunduğu memleketten diyelim ki İstanbul gibi bir memlekete gideceği zaman bir hazırlık yapar. Valizini, bavulunu hazırlar. Küçük veya büyük. Kalacağı yer kaç gün kalacaksa, nasıl kalacaksa ona göre parasını vesairesini de hazırlar. Gideceği yerdeki duruma göre bir hazırlık yapar. Peki Allah aşkına. Ölümler, bir de artık teknoloji de olduğu için haberleşme sistemi, ölümleri artık daha çok duyuyoruz. Ölümleri daha çok duyuyoruz. Seri bir şekilde bir gidiş var. Hızlı bir şekilde gidiş var o halde. Bir gün bu manada Azrail hepimize de uğrayacak. Ve yaşına göre değil ha. Anne karnında ölen de var. Gelir gelmez ölen de var. Ölen de var. Yani Gazze'dekilere Allah yardım etsin. Çocuk olarak ölen binlerce çocuk var. 10 bine yakın çocuk var. Onlar Allah'a şikayete gittiler Netanyahu'yu.
Yahudileri, İsraillileri. Onları şikayet edecekler. Şikayet edecekler. Ya Rabbi, bize dünyada kalmadan böyle yaptılar. Herkes ölecek. Hesap verecek. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor Tekasür suresinde. Letüs elünle yevme izin anin naim. Arapçada lam ile şeddelinun tahkik edatıdır. Letüs elünle. Baştaki lam ile sondaki şeddelinun. Yani muhakkak ve elbette kesin ve kesin verilenlerden, nimetlerden sorguya çekileceksiniz. O halde madem böyle bir gidiş var, seri bir gidiş var, hızlı bir gidiş var, her şeyden madem sorguya çekilinecek, o halde ölmeden evvel ölmek, ölümü düşünmek, ölümden sonraki hayatı düşünmek, o halde bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına göre, kişi kabre konulur konulmaz, ona münker nekir gelirler, sorgu melekleri sorarlar. Özellikle beş temel. Men rabbuke ve ma dinuke ve ma nebiyuke ve ma kitabuke ve ma kıbletuke. Rabbin kimdir? Rabbim Allah. Dinin nedir? Dinim İslam. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an-ı Kerim. Peygamberim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kıblem de Kabe'dir. Bu 50 puanlık tabiri caizse 50-51 puanlık bir geçiş puanıdır. Ondan sonra artık namaz gibi, kul hakkı gibi vesaire, diğer sorumluluklar, yükümlülükler, kul hakları ve Rabbimizin hakkı. O insandan sorgulanır. Ki bu uzun bir süre. İlk sorgulanma kabirde başlar. İlk sorgu orada başlar. Bir küfecinin şeyini daha önce anlatmıştım, detayına girmeyeceğim. Bir memlekette ölen bir, ölecek olan bir şahıs vasiyet eder en zengini. Ölürsen benimle kim bir gece kalırsa 24 saat ona malımın yarısını, şimdiki ifadeyle trilyoner. Ve adam ölür ve evlatları 3 gün içerisinde böyle bir ilanı duyanın gelmesini, babalarının yarım malını vereceğini söylerler. Kimse, yani o ölen kişiyle kabire beraber girmek istemez 24 saatliğine de olsa. Ama mecbur herkes girecek. Oranın kapısı yok, ışığı yok. Sobası da yok. Kalorifer sistemi de yok. Yemeği de yok, suyu da yok. Tek kişilik yerler. Bütün dünyevi şeylerin hiçbirisi orada yok. Ve 3. günün sonunda bitmiş, tükenmiş bir adamın iki büklüm gelir, ya ben zaten ölmüşüm, öyle öleceğime böyle öleyim der, kabul eder. Ve bunu kabre koyarlar babalarıyla birlikte. Konul korunmaz hemen münker nekir gelir, şimdi anlatacağım gibi. Buna sorarlar, giriş sorusunu sorduktan sonra mesleğinde. Bir ip, bir küfe, şey hamalım der. Bir ip, neyim var? Bir ipim küfem. Bir ip ve küfe üzerinden sorarlar, adamı inim inim inletirler, kan ter içerisinde. Öyle ki 24 saat geçer. Nereden aldın, kime ne taşıdın vesaire daha bitmez. Büyük bir gürültü ile açılır kabir. Mirasçılar, o amca tebrik ederiz seni, gel derler. Tabii adam bitmiştir. Koluna girerler, zor kabirden çıkartırlar. Adam şöyle aşağıdan yukarıya başını kaldırıp şöyle bir bakar. Ulan oğlum der. Ben gider bir hamalım var der. Bir ipim var, bir küfem var. Daha onun bile hesabına daha yeni başladılar, bitmediler der. Ben kendi hamallığımın bir ip küfenin hesabını veremezken, bir de ben sizin babanızın malının hesabını mı vereceğim der. Babanızın malı da mülkü de sizin olsun der. Arkasına bakmadan adam çeker gider. Sorgu var. İşte bu sorgu olduktan sonra adeta karakoldaki, mahkemeye çıkmadan önceki karakoldaki sorgu gibi. Orada bir sorguya insanlar çekilir. Kabir hayatında sorgu başlar. Durumuna göre. Efendimizin buyurduğu gibi, el kabru imma ravdatun min riyadil cennet ve imma hufratun min hufratin niran. Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçedir veya cehennem çukurundan bir çukurdur. Yine Efendimiz buyurur, ennebiyyun yusallûne fî kuburihim. Peygamberler kabirlerinde namaz kılarlar, mecburiyetten değil. Çünkü namaz gözümün nurudur der Efendimiz. Ondan zevk aldıkları için, Rableriyle en mükemmel iletişimi namaz yoluyla kurdukları içindir ki kabirlerinde ona devam eder. Yani Efendimiz yine buyurur, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Bu manada o hakikati ifade için Bediüzzaman Hazretleri talebeleriyle giderken bir kabristandan geçerler. Talebelerine git derler ama kendisinden 2 yaş büyük olan Molla Resul gitmez. Bediüzzaman Hazretleri kabre şöyle bir baktıktan sonra tebessüm eder. Tabii o biraz nazlarlığından dolayı talebesi Molla Resul sorar. 2 yaş büyük olduğu için biraz da büyüklükten olsa gerek herhalde yaşça. Üstadım niye güldün? Niye güldün? Israrlı sorunca der ki yeni gömülmüş 40 yaşında bir kadın. Bu kadın ölmeden evvel ipine tesbih bağlıyormuş. O vaziyet içerisinde kadın vefat etmiş.
ve şu anda kabrinde ipine boncuk bağlıyor. Boncuk bağlamakla meşgul. Öyle ki kıyamet kopunca diyecek ki Allah Allah, kıyamet ne çabuk koptu ya. Daha ipime boncuğu saplamadım. İşte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haş olursunuz. Yani onun için insanlar, yine şu da var. Mesela ilim talebesi, medrese öğrencisi. İlim öğrenirken vefat etti. Aynen tedrisatını orada devam ettirir. Bitmedi, dünyada bitmiyor. Ana karnında bitiyor mu ki dünyada bitsin? Dünyada bitmeyen kabirde de bitmiyor. Ve bu yolculuk uzun bir şekilde. Yani yokluktan gelip ruhlar aleminde, ana karnında, çocukluk, gençlik, ihtiyarlıkla gelip kabirle devam eden hayat, elbette ki daha sonra mahşer ile, mahşerde mizan, sorgu, sual, hesap, kitaptan sonra, artık iyilerin utiye kitabehu bi yeminihi ve utiye kitabehu bi şimalihi veya vera'a min zahrihi. İyiler sağından amel defterleri, kitapları ve diplomaları verilirken, kötülerin sol ve arka tarafından tasdiknameleri onlara verilmiş olur. Onun için insanlar bu manada gidecekleri yere hazırlıklı olarak elbette ki gitmesi lazım. Çünkü şu bir hakikattir. Kullu nefsin zâikatul mevt. İnneke meyyitun ve innehu meyyitun. Her nefis ölüm tadacaktır. Ey Habibim, sen de öleceksin, onlar da ölecek. Onun için insan bunu düşünerekten nerede çok kalacaksa onu orayı için hazırlık yapması lazım. Yine ayette kullu şeyin hâlikunu illâ veçeh. Devlüt mü ve yeğiturcağım. Her şey helak olacak. Ancak Allah'a müteveccih olan, ona yönelik olan, bekaya ait olan, Allah için olan, Allah rızası için olan elbette ki onlar müstesna. Yani baktığımız zaman, yani hakikaten düşünmek lazım öyle bir kabir hayatı ki. Artık bu dünyada çok değer verdiğimiz organlarımız hiçbir işe yaramıyor. Göz var görmüyor. Anne karnındaki gibi. Kulak var işitmiyor. Yani organlar artık çürüyor gidiyor. El ayak tutmuyor, yürümüyor artık. Bedenin bir fonksiyonu, o çok değer verdiğimiz saçlarımız dünyada dökülüyor, orada artık deri de yok. Her şey gitmiş. O güzel yüzlerimiz orada tamamen toprağa dönüşmüş. İşte o halde hayatın mahiyetini bilmek lazım. Gideceğimiz yerdeki pozisyonun ne olacağını bilmemiz lazım. Efendimizin hadislerinde kabir azabı dehşetli. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayette, ayet-i kerimede onunla ilgili bir ayet var. Firavun'un her sabah cehenneme sunuldu. Adeta cehennemi halet yaşadı. Kabirde şiddetli bir azaba mustar kaldı. Şiddetli bir azap kabir hayatında. Ama kıyametten sonra, hesap sorgudan sonra cehenneme gittiğinde her an cehenneme sunulacak. Daha ayet şiddetlisine diyor. Kabirde normal olarak ahirette sorgu sual tamamen bittiği içindir ki cehennemde daha şiddetlisine sunulacak. Onun için ölmeden evvel ölünüz. Mutu kable ente mutu. Bakınız organlarımız işlemiyor ya. Ölümü düşünmek istemiyor ya insan. Hatta bir teyze, bir ev, yaşlı bir teyze bir evi beğenmiş. Tutacak. Tam tutacak. Bir bakıyor ki evin önünde selvi ağacı var. Bağırıyor, ben tutmam diyor. Ev sahibi ya neden diyor. Çünkü diyor evin önünde diyor selvi ağacı var. Tamam daha güzel ya. Yok. Selvi ağacı kabristana dikilir. Her bunu görünce ben ölümü hatırlıyorum. İşte bu iman ile alakalı. Yine Serden geçti. Bir gün Necip Fazıl'a sitem etmiş. Osman Yüksel Serden geçti. Milletvekili de yapmış. Harika bir insan. Allah rahmet etsin her ikisine de. Ya Necip diyor. Evi bir türlü kiraya veremiyorum Ankara'daki. Niye diyor, ne oldu? Demek pahalı söylüyorsun ondan. Yok yok ya diyor. Çok da uygun fiyatını beğeniyorlar. Evimin 3 odası var. Getiriyorum bir odayı gösteriyorum, beğeniyorlar. Dışarıda hapishaneye gösteriyorum, görünen bak. Sabah kalkınca oraya bakarsınız. Yan odayı gösteriyorum, odayı beğeniyorlar. Pencereden dışarı gösteriyorum, bak şurada hastane. Sabah kalkınca onu görürsünüz. Üçüncü odaya bakıyorlar, odayı da beğeniyorlar. Dışarıyı gösteriyorum, bak şurada kabristan. İşte hayat böyle üçünün arasında gider gelir. Kendisi öyle, ya Allah rahmet eylesin. Tabii orayı gösterince diyor, tutmaktan vazgeçiyorlar diyor. Oysa gideceğimiz yer, umumun gittiği yer, toprağın altındakiler, üstündekilerden daha çok. Hepimiz oraya gideceğiz. Onun için her sabah bir melaike şöyle nida ediyor, diyor ki lidu lil mevd ve binu lil harab. Doğmak için ölüyorsunuz, yani ölmek için doğuyorsunuz ve yıkılmak, harap olmak için de binalar yapıyorsunuz. Yani ölmek için doğuyorsunuz. Doğuyorsunuz ve aynı zamanda harap olması için, işte Allah yardım etsin depremde olduğu gibi vesaire, dünya bir gün harap olacak. Herkese çıkın denilecek.
içinde olan 8 milyar insana da bir gün kıyametiyle ne olacak? Herkese çıkın denilecek. İşte biz aslında kabre koşarak gidiyoruz. Yayan da değil ha. Koşarak gidiyoruz. İşte bütün mesele iman ve ibadet içerisinde gitmektir. Detayına girmeyeceğim. Başlık vereceğim. Mesela Efendimiz zamanında Muhallim diye biri var. Efendimiz ona dua, beddua ediyor. O Muhallim ölüyor. Kabre koyuyorlar. Kabir onu fırlatıyor. Kaç kere koyuyorlarsa kabir onu kabul etmiyor. O da var yani. Ve mecbur kalıyorlar taşların arasında. Bir de Salebe var ki tavsiye ederim onu, internetten bulun. Salebe'nin de dehşetli hali ki o da Muhallim gibi. Onu da kabir kabul etmiyor. O da fakir iken zengin oluyor, cami kuşu. Ve Efendimiz ya Salebe git şükredebildiğin az mal, şükredemediğin çok maldan daha hayırlıdır demesine rağmen ısrarla zengin oluyor. Zekat vermek bir yana, sadaka bile ver. Hiçbir şeyi, zekatı da vermiyor. Farzı yapmıyor nerede? Diğer sünnetleri yapmış olsun. İşte bakınız ayet-i kerimede Rabbimiz Rum suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Yine onun ayetlerindendir. Varlığının birliğinin işaret ve alamet remizlerindendir ki gök ve yer onun emriyle ayakta durur. Sonra o sizi bir emirle çağırdığında derhal kabirlerinizden çıkarsınız. Vel basu bademler. Öldükten sonra tekrar dirilme. İşte bir emir ile bütün çağrılan insanlar kabirlerinden kalkar ve o şekilde giderler. Onun için ölmeden evvel mutu kable ente mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Ölüme hazırlanınız. Ölüm her an gelebilir. Çünkü bakıyoruz tanıdığımız çok insanlar vardı. Depremde Allah hepsine rahmet etsin. Her hafta telefonla annemle konuşuyorduk. Bu sefer depremden sonra konuşamadık. Çok dostlarla telefonla konuşuyorduk. Ondan sonra konuşamadık. Yani demek ki bu manada insanın ölüm için hazırlanması lazım. Öldükten sonraki hayat için, o hayatın durumu için hazırlanması lazım. Dünyanın zevkleri, geçici halleri, dünyevi durumlar, hırslardan insanların kurtulması lazım. Böylece gerçek bir hayatın bu hayat olmadığını, gerçek hayatın bundan sonra gidilecek olan hayat olduğunu bilerekten bu hayata göre insanların hazırlanması lazımdır. İşte hadiste bu şekilde uyarılmaktadır insan, ikaz edilmektedir. Bak ey insan öleceksin. Ki deminki okuduğum ayette de inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Habibim sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Onun için kullu nefsin zaikatul mev. Her nefis ölümü tadacaktır. Nefis taşıyan her canlı. Canı olan her bir canlı elbette ki ölümün tadını tadacak. Tatma durumu. Tatma. Yani onun tadına varacak. Varlığını hissedecek, bilecek, anlayacak. Bu dünyadaki sahip olduğu her şeyleri bırakıp ruh böylece çıkmış olacak. Beden elbisesini burada bırakarak da. Onun için dünyevi hırslar, aldatmalar, aldanmalar, elbette ki ahiret Allah korusun iflasına yönelik hal ve hareketler, işte o zaman insanın vay haline. O manada herkes şikayet edecek ahirette, işte uyanmamış olarak, iflas etmiş olarak, müflis olarak gitmiş olan insanlar daha çok o manada pişman olmuş olacaklar. İşte dediğim gibi ehli tasavvuf bunu böylece sıklıkla dile getirip ölümü hatırlayıp nefsi o yönüyle sustururlarken aslında dediğim gibi hayali değil, bizzat ölmüş olarak düşünmemiz lazım. Çünkü nice yakınlarımızı kaybettik. Nice yakınlarımız gitti. Biz de elbette gideceğiz. Bu bir hak ve hakikattir. Hayali değil ki. Hayali değil. Gerçektir. Onun için gerçek olan bir hayata, gideceğimiz bir hayata daha iyi hazırlanmamız, hazırlıklı olmamız. Azrail geldiğinde baş göz üzerine veren sensin, alan sen, takinimiz var. Sen verdin, sen aldın. Emanet, elbette ki emanetin hakiki sahibi olan Allah'a, emaneti emin bir şekilde tekrar teslim etmek için ona göre hazırlıklı olmak lazım. Mutu kable ente mutu hadisini unutmamalı. Ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölüme hazırlanınız. Ölüme hazırlıklı olunuz. Böylece o hayata gittiğimiz zaman o hayat ki geri dönüşü yok. Yani artık irci'i ya Rabbi beni dönder. Gel tekrar dünyaya dönder. Nasıl senin istediğin bir kul olacağım ifadeleri artık geçersiz bir ifadedir. Affedersiniz para etmez. Son pişmanlık para etmez. Onun için böyle bir durum olmadı. Bu işin geri dönüşü olmadı. Okullarda bazen telafi sınavları yapıyor. Artık bu işin telafisi yok çünkü. Cenab-ı Hak vasati olarak ortalama 70-80 yıl bir ömür vermiş. 70-80 yılda ömründe hala toparlanamamış bir insan 70-80 kere de gelse bu para etmez.
Anlat anlat anlamaz, kaynat kaynat kaynamaz. Yani bu manada demek ki katranı kaynatsan olur mu şeker? Mübarek adam demek ki aslına çeker. Yani onun için yani bu manada insan doğuştaki aslına dönmesi lazım. Fıtratına dönmesi lazım. Gerçek mahiyetini bilmesi, düşünmesi, ben kimim, nereden geldim, nereye gideceğim, benim bu dünyadaki vazifem nedir, beni gönderen kimdir, beni gönderen beni niçin göndermektedir, benden ne istemektedir diye bu soruları sorup cevap araması, mutu kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz hakikatini bu manada insanın düşünmesi lazım. Saygı ve sevgilerim.